Ekranlar başında bizi izleyen siz değerli seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış Mercan TV'de Başkan Sarıkaya'nın hazırlayıp sunduğu Mertçe programına konuk oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız başkan? Çok şükür. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Alkayış Sarıkaya'nın sorularını Mercan TV ekranlarında yanıtladı. Kar yağışı bekleniyordu ama vatandaş bu kadar beklemiyordu. Kısmen hazırsız mı yakalandı? Alkayış, Adıyaman'da etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili süreci takip ettiklerini söyledi. Meteoroloji günler öncesinden aslında bunun duyurusunu yapmıştı. Hava tahmin raporları da bu şekildeydi. O vesileyle hem belediyemiz, hem karayollarımız, hem il özel idaremiz, hem de bunun bileşenleri olan sağlık birimlerinden tutun, asayiş, güvenliğe kadar bütün birimler aslında buna hazırlıklıydı. Ama takdir edersiniz ki burası Adıyaman, burası ılıman iklimin olduğu, soğuk havanın çok fazla olmadığı veyahut da kısa sürdüğü bir memlekete sahibiz. Ve dolayısıyla biz Adıyamanlılar olarak merkezden bahsediyorum. Yani bu Sincik, Gerger, Tuğut, Çelikhan, tabii buralar zaten evet. Yüksek yerler. Çok fazla alışkın değiliz. Belki o ilk andaki şeyden sonra hemen toparlandık ve şu anda gerçekten biz il başkanımızla beraber kar yağışının başladığı andan şu ana kadar düzenli olarak süreci takip ediyoruz. Sürecin içerisindeyiz. Adıyaman Belediye Başkanlığımızın bir masası var. Çok kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Süleyman Kılıç'ın başkanlığında. Yine Sayın Valimiz 112'de çok güzel bir takip sistemi var. Karayollarının bizim şehirler arası yollarımızla ilgili, köy bağlantılarımızla ilgili olarak da il özel idaremiz 24 saat esaslı çok ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar. Bize de çok ciddi talepler geliyor, çok yoğun talepler geliyor. Bu talepleri yetkililere ulaştırıyoruz, sonuçlandırıyoruz ve bizi arayan hemşerimize, kardeşimize de kavuşturuyoruz. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretini değerlendiren Alkayış, Adıyaman siyasetinde hoşgörü olduğunu belirtti. Kutuplaştırıcı, hakaret edici, saldırgan bir üslup. Eğer siyaset yapıyorsanız siyasetinize faydası yok. Eğer gazetecisiniz gazeteciliğinize faydası yok. Elbette ki her insan farklı düşünecek. Elbette ki her insan bambaşka bir yaşam tarzını tercih edecek. Ama netice itibariyle hepimizi çevreleyen, hepimizi sınırlayan hukuk kuralları var. Benim hakkım, hukukum sizin hakkınızın, hukukunuzun başladığı yerde biter. Benim hakkım, hukukum sizin hakkınızı, hukukunuzu da çiğnemeyi de artık duruma gelirse artık orada bir hukuksuzluk olur. Dolayısıyla bir eleştiri yaparken bunun sınırlarının da ortaya konulması lazım. Cumhurbaşkanımıza yapılan bu gerçekten antidemokratik, ağza alınmayacak lafları da bu şekilde değerlendirmek lazım. Hiç böyle bir yasa olmasa bile, yani bir gazetecinin ya da gazeteci geçinen bir kişinin bu üslupla yaklaşması, siz bu işe gerçekten yıllarınızı vermiş bir insansınız. Herhalde en azından gazetecilik etiğine aykırı yani. Da bırakın işin hukuki kısmını. Diğer açıdan da ömrünü bu memlekete, hizmete adamış. Gerçekten siyasetin getirdiği bütün engelleri azimle, kararlılıkla, milletine dayana dayana aşmış bir cumhurbaşkanımız var. Ve devlet mekanizması içerisinde daha üst bir makam yok. Cumhurbaşkanlık makamına bu üslupla yaklaşırsanız, böyle yani ben o kelimeleri burada söylemek istemiyorum. Hem şahsiyetime, kişiliğime yakışmaz. Gerçekten doğru da değil. Bu üslupla yaklaşımın mutlaka bir karşılığı vardır, bir yaptırımı vardır.